genelde analistler de bu oyları büyük oranda CHP'den aldı. Yani CHP'nin HDP'ye, yani terör partisine çok yaklaşması sebebiyle duyulan tepki sonucunda Atatürkçülerin, seküler milliyetçilerin buraya yöneldiğini söylüyorlar. Ya beğenelim, beğenmeyelim. Sonuçta işte siyaset sahnesinde böyle bir hareket çıktı. Çıkışında belki bir operasyon izi vardı ama artık o da geride kaldı. Bugün bağımsız olmaya çalışıyor. Fakat tuhaf olan, şimdi bu işin sonunda İYİ Parti'den de acaba bazı yeni siyasi hareketler mi çıkacak, türülecek? Oraya geleceğim. Şimdi ben açayım. Onu şuraya bağlayacağım. Yani tuhaf kısmını söyleyeyim. Neyin bana tuhaf geldiğini söyleyeyim. Şimdi mesela ayrılan insanlardan biri Sayın Dikbayır, Milliyetçi Hareket Partisi kökenli, ayrıldı. Bir de böyle bir kavga dövüşle ayrıldı. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'yle de aynı kavga dövüşü yapmıştı. Sayın Dikbayır ne yapacak şimdi? Siyaseten çok kuvvetli bir isim. Nereye gidecek? Mesela bunlar hep kafamıza soru işaretleri. Tabii biz şu anda haklı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı adaylıkları falan bunlara odaklanıyoruz ama bence İYİ Parti'nin kendisi de tartışılmayı hak ediyor. Yani bu kadar büyük bir gövdeyi biz görmezden gelemeyiz. Türk siyasetinde var. Yani bunlar öyle genel geçici bir şeydir deyip geçme imkanımız artık kalmadı. Hele şu kavgalar, tartışmalar bana şunu gösterdi. Ben biraz daha şöyle bakıyordum İYİ Parti'ye. Ya kısa sürede miadını doldurur, çözülür diyordum. Bence bu kavgalar, tartışmalar tam aksine kalıcı olduğunu gösteriyor. Ama büyüyerek mi kalır, küçülerek mi kalır, onu bilmiyoruz. Eyvallah. Bu kadar, şimdilik bu kadar söyleyeyim ben. Devamında size açtıkça, söz geldikçe şey yaparım. Eyvallah. Şimdi bu IŞİD'in paylaştığı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Özcan Işık'ın paylaştığı... Özcan Işık. Evet. Işık şey, Ozan Işık ya. Ozan Işık, Ozan Işık. Ozan Işık, tamam. Özür diliyorum. Özcan Işıklarla karıştırdık. Özür diliyorum. Ozan Işık diye birisi. Evet, Ozan Işık'ın Parti Meclis Üyesi. Toplantı sonrası paylaştığı 4 belediye başkanı adayı belirlenen, parti meclisinin belirlediği: İstanbul Ekrem İmamoğlu, Ankara Mansur Yavaş, Bursa Mustafa Bozbey, Balıkesir Ahmet Akın. Sonra sildi bunu. Bununla Bolu'da Tanju Özcan var. Tanju Özcan mesela ne diyordu? Erdoğan kazanırsa ben aday olmayacağım sözü vermiş. Kesinlikle hem de. 2024'te evet, kesin aday olmayacağım. Bir versene. Müthiş bir siyasetçi ya. Rezi iki haftadır var ya. Duyacağız. Evet. Ömer. Ömer. Duyacağız. Şimdi Tanju Özcan diyordu ki, ver. Bunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan bir kez daha seçilirse, evet, 2023'te hasbelkader seçileceğine şu kadar inanmıyorum. Seçilirse ben 2024 yılında seçilme şansım %100 bile olsa Bolu Belediye Başkanı'na adaylığımı koymayacağım. Ama kendisi adaylığını koymamıştır ki Turgay Güler. Aday gösterilmiştir. Yani ne güzel siyasette, canım. Öyle mi diyecek? Diyebilir. Ben biz çünkü şimdi, neler gördüm. Biz şimdi diyemeyecek miyiz? Eğer aday olursa. Yani neler ne gördüm? Kıvırdın be Tanju Özcan yani, diyemeyecek miyiz? Ben diyecek, kıvırmaya alışkınım diyecek, sana diyeceksin. Turgay Güler. Sayın Kılıçdaroğlu kaybetsin, ben gazeteciliği bırakacağım dedi. Bizim Barış'la arkadaş, biliyorsunuz. O bıraktı canım gazeteciliği. Ama en azından şunu yaptı Barış. Dedi ki ben bırakıyorum. Ama evet, bırakma dediler arkadaşlar. Öyle tabii, şey yapma. Özgür Özel bile mesaj attı. Şimdi, o neyse, bir adım attı en azından. Tanju Özcan. Ben merak ediyorum. Tanju Özcan hiçbir şey söylemedim bu konuda. Ben yazdım. Hiç cevap falan da gelmedi. Bir yere duymadım. Neyi? Bu sorunun cevabını. Yok. Enteresan ya. Tanju Özcan şimdi ya onu da, diyor ya, ben diyor adaylığımı koymayacağım. Adaylığını koymaz tabii ki. Parti koymuş olsa buyurun, da ben koymayacağım. Ya diyor. Meral Hanım istifa etmemiş miydi genel başkanlıktan? Etti. Ben aday değilim dememiş miydi? Ne oldu, gittiler Meral abla bizi bırakma, yalnız bırakma dediler. Partilileri, delegeleri onu tekrar genel başkan yaptı. Bu iş böyle olur yani. Evet. Neyse. Bunu da böyle vermiş olduk. Ama ben size söyleyeyim. Tanju Özcan Bolu'dan aday olsun. Kazansın. O zaman hadi ben de şimdi iddialı bir şey. Hani o öyle diyor ya, ben kıvırmam diyor. Ama demiyor. Hayır. Merak etme. Şöyle, ben siyasetçi olmadığım için öyle büyük büyük kocaman kocaman laflar etme geleneğim yok yani. Adetim yok.
Ama Tanju Özcan Bolu'dan CHP'den aday olsun. Kazanırsa tamam, ona ben ziyarete gidelim. Çiçek alıp ziyarete gidelim. Evet evet. Ziyarete tamam. Gideceğim. Çiçek alıp ziyarete gidelim. Evet. Tamam. Arkadan ben ne gelecek diye merak ediyorum. Ama şöyle olabilir. %100 seçileceğimi bilsem diyor ya. Evet. Şey diyebilir. Ben aday olmazsam CHP kaybedecekti. Onun için aday oldum diyebilir. Hani %100 seçilme ihtimalim yok deyip. Ya Hasan'cığım ne derse desin şimdi. Hakikaten bu kadar büyük laf ediyorsan siyasette. Şimdi yani Meral Akşener'le kıyasladın ama Meral Akşener istifa etti gitti. Evet. Ben geri dönmeyeceğim demedi. Yani neyse oraya girmeyelim de. Hani ya yok, o başka bir şey, bu başka bir şey. Tanju Özcan burada diyor ki evet, ben kıvırmam diyor. Evet. Yani bir de Erdoğan bir daha kazansın. Zerre kadar kazanma ihtimali yok, yok diyor. Ben aday olmam diyor. Yani ben yokum artık diyor. Bolu belediye başkanı için ben yokum diyor. He bunu kıvırırsan. Evet. Biraz önce CHP parti meclis üyelerinin şahsımı Bolu Belediye Başkanı adayı ilan ettiğini memnuniyetle öğrendim. Teşekkür gördün ederim. Mi? Değişen CHP kadrolarına selam olsun. Atatürkçü yüz severlere. Gördünüz mü? Devletin ben ne dedim? Teminatı Türk milliyetçilerine. Ya ben ne dedim? Aynısını dememiş mi? Dememiş. Biraz önce CHP parti meclis üyelerimizin şahsımı Bolu Belediye Başkanı adayı. Ya bitti. Peki ben aday şey, değilim ki. Peki bir şey söyleyeyim. Biz şimdi ne kıvırdın be Tanju Özcan desek suç işlemiş olur muyuz? Davalık olur muyuz? Hayır, bir de sandalye suç değil diyor. Tamam. Hayır, şuraya dikilip sandalyeyi fırlatırsan suç olmaz. Olmaz değil mi? He. Şuraya çıkıp bir de sandalyeyi fırlatman lazım. Tamam, anladım. Ama ya zaten Tanju Özcan profili bir siyasi aktör. Ben onu yani bütün bu ırkçı taraflarını da dikkat alarak söylüyorum. Her şeye müstahak olabilir. Yani. Her evet, şeyi yapar. Evet, son marifeti ben şunu söyleyeyim. Yasal bir dernek, Türk Afgan Gençleri Derneği, yasal bir dernek, İçişleri Bakanlığı'nın denetimiyle, valiliğin iziyle kurulan bir dernek şubesi. Türkiye'de yaşayan Afganistan kökenli gençlerin sosyal yardımlaşması için kurulan bir dernek. Tabelası da Türkçe bir tabela. Zaten derneğin dili de Türkçe. Yani çoğu Özbek zaten. Zaten evet. Türk, üye olanlar da Türk. Gitti böyle bir hani şoven bir şov yapmak için o tabelayı indirdi. O bir gösteri yaptı. Yani Tanju Bey çok tuhaf bir profil gerçekten. Evet. Yalnız şunu söyleyeyim. Hasan Öztürk bir belediye başkanı adayını ya da başkanını özel olarak işaret ediyorsa istikbali pek parlak olmuyor. Gökçeada belediye başkanı vardı. Yani. Şimdi bu şimdi seçim ben sonucu ne olur bilmiyorum. Çiçekten çikolatadan kurtulabilirsiniz yani. Tanju Özcan'a bu yaptığı bu ne kadar siyaseten tersse, ya CHP'ye bakın. CHP'ninki daha beter. Yani solcu tarif edeceksin. Sosyal demokrat bir parti olduğunu tarif edeceksin. Sosyalist enternasyonel gideceğini söyleyeceksin. Değil mi? Evet. Partini burada tarif edeceksin. Değil mi? Irkçı bir. Irkçı bir tavır sergileyen, şöven, daha kibarcasını söyleyelim. Yani işte, evet. Şöven bir siyasi aktörü içinde barındıracaksın. Ya bu nasıl bir sosyal demokrasi? Bu nasıl solculuk? Hakikaten enteresan bir şey. İmamoğlu'dan solcu olursa evet, böyle işte bu garip yani. Peki. Yani o tabii Özgür Özel'e söylemek lazım. Özgür Genel Başkanlık o partideki kendisini solcu diye tanımlayan, CHP solcu diye övünen, bir biçimde bunun siyasetini yapanlara söylemek lazım.